Bunu bilmiyordum kanalının değerli aboneleri. Merhaba. Bu dizi yayınlandığında kimse büyük bir başarı elde edeceğini beklemiyordu. Hatta sosyal medyada diziyle ilgili, Emanet'in adını Esaret olarak mı değiştirdiler, Emanet dizisinin ikizi gibi, 3 ay sonra final yapacak, sözleri bile duyuldu. Elbette bunun nedenlerinden biri, dizide yer alan oyuncuların çoğunun Yemin ve Emanet dizisinden tanıdık isimler olmasıydı. Örneğin izleyiciler, birkaç ay önce Yemin dizisinde Münevver karakteriyle izledikleri Melahat Abbasova'yı, birkaç ay sonra da Esaret dizisinde başrolde gördü. Elbette tüm bunlar seyircinin diziye adapte olması bakımından, biraz zaman alıyor. Değerli arkadaşlar, yapımcılar da tüm eleştirilere rağmen durmadı ve ısrarla diziye devam etti. Dizi gerçekten de Kanal 7'nin büyüleyici dizileri arasına girmeyi başardı. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında da en çok izlenen günlük dizilerden biri haline geldi. Bu sayede 300 bölümü geride bırakmayı başardı. Evet. Esaret dizisi Türkiye'nin efsane dizilerinden biri olacak gibi görünüyor. Böyle ilginç bir senaryoyla devam etmesi halinde dizi, 4-5 sezon daha uzatılabilir. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle tüm sınırları aşan dizinin, dünyanın dört bir tarafında hayranları bulunmaktadır. Daha önce Emanet ve Kan Çiçekleri için yapılan jestin, bu kez Esaret için yapılmış olması boşuna değil. Evet değerli arkadaşlar. Amerika'daki hayranlar ünlü Times Meydanı'nda, Esaret dizisine ilişkin özel bir klip yayınladı. Bu da aslında Esaret dizisinin yabancı hayranların gönlünde, ne kadar yüksek bir yer tuttuğunun göstergesi. Peki Esaret'in bu başarısı sizce tesadüf mü, yoksa dizinin oyuncuları bunu hak ediyor mu? Sizce bu efsane dizi daha kaç sezon devam edebilir? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.